Merhaba sevgili arkadaşlar. Sinirler arası bağlantı kısmına beraber değiniyor olacağız. Şimdi daha karışık yapılarda yani kompleks bir format varsa elimizde sinirler katman içinde kendi aralarında da haberleşebilme yeteneklerine sahip olmalı. Bu noktada da arkadaşlar tekrarlamalı ve merkezde çevre dışı (on-center of surround) yapıda iki farklı kategorimiz var. Şimdi tekrarlamalı dediğimiz yapı neyi kastediyor? Aslında ondan birazcık bahsedelim. Bir katman içindeki sinirler tam veya kısmi olarak biri diğerine bağlı olabiliyor arkadaşlar. Yani sinirlerin kendi aralarındaki bağlantısında tam bir bağlantı ya da kısmi bir bağlantı olabiliyor. Bu sinirler başka bir katmandan giriş aldıklarında çıkışlar başka bir katmana göndermeden önce birinin çıkışı diğerinin defalarca kez aktarılması sonucunda oluyor. Yani benim elimde katmanım var diyelim şu şekilde. İşte burada nöronlarım var. Şimdi ben buraya bir çıkış ileteceğim ya arkadaşlar. Bu çıkışı iletirken aslında burada birbirleri arasında tekrarlamalı bir şekilde bir haberleşmenin meydana geldiğini söylüyoruz. Genelde çıkışlarını diğer katmana iletmeden önce bazı durumlarda katmanların ya da katmanın sinirleri arasında bağlantılar meydana gelir. Yani belirli koşullar sağlandığı takdirde birbirleriyle bir iletişim halinde olmaları tekrarlamalı sinirler arası bağlantı dediğimiz kavramın içerisine giriyor. Merkezde çevre dışı bağlantıda ise arkadaşlar bir katmandaki sinirin kendisi ve o anki komşuları için uyartım bağlantıları varken diğer sinirler için yasaklayıcı bağlantılar vardır. Yani ben burada şu şekilde diyelim ki yapımız var. İşte ben bunlar arasında bir bağlantım varken bunlar arasında bir bağlantıyı yasaklayan özelliğimin olması anlamına geliyor. Yani aslında birbirlerini etkilememesi gereken yapılarda ben bağlantı yasaklayıcı formatlar kullanmak durumundayım. Bu tür bağlantıları sinirlere rakip bir ekip olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her ekip kendini ve o ekip elemanını uyarıyor ve çevre ekiplerinin tüm elemanlarını yasaklıyor. Birkaç işaret değişiminden sonra etkin çıkış değerli sinirler kazanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu durumda ya kendinin ya da ekip elemanlarının boyutlarının arkadaşlar burada önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Boyutlarının burada güncellemesine izin veriyor. İki sinir arasındaki uyarıcı ve yasaklayıcı iki tür bağlantı var. Biri uyarma, biri de dediğim gibi yasaklama işlemi. Uyarıcı bağlantıda bir sinirin çıkışı bağlı olduğu sinirin faaliyet potansiyelini artırıyor. Yani etkileşimini artırıyor aslında. İki sinir arasında yasaklayıcı bağ var ise de mesaj gönderen sinirin çıkışı alıcı sinirin faaliyet potansiyelini azaltıyor. Yani aslında bu siniri yabancılaştırıyor arkadaşlar diğer iki sinire. Sistem bu şekilde ilerliyor. Aslında diyelim ki bir yarışma var. Bu yarışmada işte siz ekip arkadaşlarınızla bir iletişim halindesiniz ama diğer ekip ile bir bağlantı kurmamanız gerekiyor diyelim. Ki bu durumlarda arkadaşlar biz yasaklayıcı bağları da kullanıyoruz. Biri sonraki sinirin sayıcı mekanizmasında toplama işlemine neden olurken diğeri çıkarma işlemine neden olur. Yani biri uyarırken diğeri yasaklar arkadaşlar. Yani yasaklayıcı bağlantılar buradaki etkileşimini azaltır. Uyarıcı bağlantılar ise buradaki bağlantıları da uyarıcı bağlantı olarak düşünürsek bunlar da etkileşimini artırır arkadaşlar. Temel olarak sistem bu. Tekrarlamalı ve merkezde çevre dışı bağlantılar bizim için oldukça önem arz ediyor. Bu noktalarda hani küçük küçük detaylar ama bu detayları bildiğimiz takdirde çok daha güzel bir şekilde yorumlayabilir hale geliyoruz arkadaşlar elimizdeki yapay sinir ağını. O yüzden olabildiğince detaya inip olabildiğince kompleks yapıları da göstermeye çalışıyorum detaylarına güzelce değinerek. Umarım anlaşılır da oluyordur. Biliyorum normal bir eğitime nazaran çok çok daha fazla alt başlığa ve detaylandırmaya sahip bir eğitim hazırlıyoruz. O yüzden anlamadığınız noktalarda lütfen soru sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin arkadaşlar. Bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.